sen böyle yalan dolan atıp tutuyordun ya. Ama yani biliyordun. Çünkü gidip Şule ile konuşmuşsun önden. Hatırladın mı? Nasıl inanmıştın ama? Gidin içine bakıyorum. Aa sen Roma'ya gidiyorsun. Biletini bile almışsın deyince. Aa ben gerçekten Roma'ya gidiyorum. Nereden biliyorsun? Çok güzeldi. Çok güzel. Evet. Çok. Çok güzeldi. Tülin Hanım. Merhaba. Merhaba Cem ben. Aa, adınızı çok duydum ama tanışmak nasip olmamıştı. Evet ben de. Ben de adınızı çok duydum ama tanışamadık bir türlü. Bu arada zarif eşinizi alıkoyuyorum sizden ama çok çalışıyoruz malum. Biliyorum. Bu konuyla ilgili biraz da tartıştık gerçi ama. Öyle mi? Hı hı. Tülin'cim. Efendim. Oturmak ister miydiniz bilmiyorum ama. Ben aslında bir iki arkadaşla buluşacaktım ama erken geldim galiba biraz. Tabii sizinle bir kahve içmeyi çok isterim doğrusu. Buyurun tabii lütfen. Teşekkür ederim. Aslında bu bizim işimiz değil biliyorsunuz. Ama Sevim Hanım söz konusu olunca boynumuz kıldan ince oluyor maalesef. Bizim işimiz turizm. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, biliyorum. Hatta bu konuyla ilgili Tülin'le tartıştık bile biraz değil mi? Öyle mi? Öyle vallahi. Ben bu iş olmaz dedim. Boşuna uğraşma sonra üzüleceksin falan dedim. Ama işte Tülin. Yani kafasına bir şey koydu mu mutlaka yapacak. Değil mi aşkım? Evet. Öyle sevgilim. Ben de aklına bir şey koyduğu zaman yapan insanları ve tuttuğunu koparanları çok severim doğrusu. Çünkü ben de öyleyimdir biraz. Ben de aklıma bir şey koyduğum zaman o iş mutlaka olacak. Yorucu oluyordur ama yani bir şeyi bu kadar çok istemek üstüne odaklanmak değil mi? Tabii yorucu oluyor ama sonunda değiyor doğrusu. Öyledir mutlaka. Mesela şu anda da aklımda bir şeyler var açıkçası. Öyle mi? Ne koydunuz yine kafanıza? Diyorum ki bizim işimize Melis'i de dahil etsek nasıl olur acaba? Hayır yani bence bu konuyu hiç açmayalım. Dahil etmek derken nasıl dahil etmek tam olarak anlamadım ben. Tülin Hanım size hiç bahsetmedim mi bu konuda? Yok. Önemli bir şey değildi hayatım ondan. Tülin Hanım'ın tasarladığı tüm modellerin katalog çekimlerinde Melis'i kullanalım istedim ben. Yani iyi bir tanıtım olur diye düşünüyorum. Annesi ve kızı bir arada. Magazin basınının ilgisini de çeker. Ayrıca Melis'le konuştuğumuzda ben kendisini çok istekli buldum doğrusu. Öyle mi? Ama sizden çekiniyordur muhakkak. Yok. Hayır. Yani böyle bir şey yok. Ben ebeveyn olarak sizin hislerinizi çok iyi anlıyorum. O yüzden şöyle mi yapsak acaba? Yarın bir araya gelsek ve bu konunun bütün detaylarını konuşsak nasıl olur? Bilmem ben konuyu bile tam olarak anlamadım daha ama... Pardon affedersiniz. Önemli bir telefon. Kusura bakmayın. Tabii tabii. Efendim hocam. Gerçekten hastaymışsın sen. Aferin sana. Deniyorsun beni değil mi? Dene. Tabii. Ama biliyorsun, ben asla vazgeçmem. Ben de aslında kalksam iyi olacak. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Arkadaşlar da birazdan gelirler herhalde. Estağfurullah. Memnun oldum. Ben de öyle, ben de öyle. Bu ara
diyorum üçümüz bir araya gelip bir yemek yesek nasıl olur acaba? Olabilir tabii, memnun olurum. Peki. Tünlü Hanım, hoşça kal. Güle güle. Tülin'ciğim. Tamam, gerilme. Yani tamam, ben itiraf ediyorum. Cem Bey'i başlangıçta kıskanmıştım. O yüzden seni de üzdüm biraz. Rahat ol, ben rahatım yani. Tamam. Şu modellik meselesini anlatsana bana bir. Ben o konuyu hiç anlatmasam? Niçin? Melis de istiyormuş. Engellemeyelim istersen hani. Yapsın, biliyorsun durumları. İstiyorsan psikoloğuyla da konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.